Efendim konuşa konuşa devam ediyor. Soma'nın birinci yılında Soma'dan, Soma kazasından sonra yaşananları, neyin değişip değişmediğini konuşuyoruz. Çok değerli konuklarımla birlikte. Maden işçisi, emekli bir maden işçi Metin Oğuz bizimle. Maden Mühendisleri Odası İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda İş Güvenliği Komisyonu Başkanı Sayın Burhan Erdin bizimle. Ve gazeteci, yazar, Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Akkaya bizimle. Sorular geliyor. Sizler de soru ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. Programın bu bölümünde sizin de sorularınızı aktarmaya çalışacağım konuklarıma. Yorumlarınızı yine altyazı olarak görüyorsunuz. Konuşa konuşa diyes kare, konuşa konuşa ya da mention o et Umut Tezeler adresine Twitter üzerinden de yazabilirsiniz efendim. Birinci bölümü kapatırken hani sendikaların tutumu, tavrı diye açtık mevzuyu. 90'lı yıllara gittik Sayın Metin Oğuz'la, özelleştirmeye karşı sendikaların mücadelesi. Günümüzde nasıl Sayın Akkaya, sizinle devam edersek bu bölüme, sizinle başlarsak sendikaların rolü, tavrı ne olmalı ya da ne durumda sendikalar? Ben 80'li yıllarda Sayın Metin Oğuz'un ifade ettiği bir tabloyu görmüyorum, göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Maalesef. Şimdi Engin arkadaşımız telefonda bağlanırken orada ikinci bir facianın devam ettiğini söyledi. Sadece katliamla kalmadı. Soma'da yangın sürüyor. 2831 işçi şu anda işsiz. Evet. Ve aylardır işsizler. Bunlara işsizlik ödeneği veriliyor. Ama işsizlik ödeneğinde sonuna geldiler. Yani bu ay son maaşlarını alacaklar. Önümüzdeki ay bu 2800 işçi ne yiyecek? Bunu kimse bilmiyor. Evlerine bir lokma ekmek götüremeyecek durumda olan insanlar bu duruma gelecekler. Bunun bir sorumlusu olmalı. Tabii bir sorumlusu derken birkaç sorumlusu var ama birinci sorumlu bu işletme, birazdan ayrıntılarını konuşalım. Korsan işletmeyi korsan şekilde işleterek bu iş cinayetine sebep olan hükümet. Hükümetin... Onu biraz açalım mı? Yani bu korsanlık nasıl vuku buluyor? Yani sonuçta orayı işleten, yargının devam ettiği muhatabı olan... Açalım. Şimdi şöyle... Nasıl korsan oluyor? Yasa diyor ki, iş kanunu, iş kanunu diyor ki, bir kurum ya da bir işveren, bu kamuda olabilir, özel sektörde olabilir, kendi yaptığı esas işi, işin esasıyla alakalı bir bölümü başka bir taşerona veremez diyor. Alt işverene veremez diyor. Bu çok açık. Bu kadar açık. İş kanunun ikinci maddesi böyledir. Verirse ne olur? Yasa dışı olur. Ve mahkeme bu yasa dışılığı tespit ettiği zaman o ihaleyi yok sayar ve orada çalışan kadro işçileri, taşeron işçilerini asıl işverenin kadrolu işçi sayar ve işe girdiği tarihten itibaren kadrolu işçinin sahip olduğu bütün hakların onlara da verilmesine hükmeder. Şimdi burada bu kadar çıplak bir olay var. Bunu o katliamın yaşandığı günlerde Aydınlık'ta yazdık, çizdik. Yıldırım Hoca da yazdı, ben de yazdım defalarca. Şimdi Soma'daki olay bu. Soma'da o ocak Türkiye Kömür İşletmesi'ne ait bir ocak. Türkiye Kömür İşletmesi Türkiye Devleti'ne ait kömür üreten bir kurum. Bu kurum kendisinin zaten yaptığı bir işi Soma AŞ diye bir şirkete veriyor. Niye veriyorsunuz? Ya kanun diyor ki verebilmen için ancak şöyle bir istisna lazım diyor. Yoksa veremezsin diyor. Suç işliyorsun diyor. Bir başka işverene, alt işverene veremezsin diyor. Şöyle bir istisna olması lazım diyor. Sende mevcut olmayan teknolojik bir uzmanlık zorunluluğu olacak. İşin o ihtiyacını, o bölümünü karşılamak için sadece o bölümle ilgili bir ihale açabilirsin diyor. Yani Soma AŞ'nin diyelim bir damarında, hı hı, Türkiye Kömür İşletmesi'nin elindeki teknolojiyle çözemeyeceği bir durum söz konusu ise sadece o konuyla alakalı bir geçici bir alt işverenlik uygulaması yapabilir. Ne yapamazsın diyor? Bir ocağı senden daha yüksek bir teknoloji getirmiyorsa, sende sahip olmayan bir teknoloji getirmiyorsa, böyle bir teknolojiye de ihtiyaç yoksa bir başka işverene veremezsin diyor. Şimdi Enerji Bakanlığı ne yapmış? Hükümet ne yapmış? Türkiye Kömür İşletmesi'ne ait bu kurumu yasa dışı bir şekilde kendi çıkardıkları kanunu,
Bu bahsettiğimiz kanun ne zaman çıkmış? 2003 yılında. AKP iktidardayken çıkmış. Yani kendi çıkardıkları kanunu çiğneyerek ve suç işleyerek bu kurumu yasa dışı bir şekilde Soma AŞ diye bir şirkete vermişler. Şimdi konu mahkemelik ve bu sözleşme iptal edilecek. Orayı Turgay Ciner'e vermişler. Turgay Ciner anlamış ki orada başına bela gelecek. Hükümetle hemen bir protokol imzalıyor. Araya Soma AŞ diye bir şirketi sokuşturuyorlar. Soma AŞ'ye devrediyorlar orayı. Soma AŞ'de balıklama atlıyor. Hükümet kendisine bir avantaj sunacak diye. Yasa dışı bir sözleşme ama orada büyük rantlar var, büyük vurgunlar var ve çok büyük kar etme şansı var. Çünkü ürettiği kömürün hepsini hükümet alacak. Garanti vermişler. Evet. Ve onu da ücretsiz olarak halka dağıtacaklar. Oy almak için, oy avcılığında kullanmak için. Ama Karun diyor ki, sen diyor, senin 2003 yılında çıkardığın iş kanunun ikinci maddesine göre diyor, burası Türkiye Kömür İşletmesi'nin zaten yapmakta olduğu ve yapa geldiği bir işti diyor. Bu işi bir başka alt işverene veremezsin diyor. Verirsen suç işlersin diyor. Buna kanunda, hukukta muvazaa diyorlar. Yani üçüncü kişileri aldatmaya dönük hileli bir sözleşme yapmışsın sen diyor. Yani orada şeyde, orada birkaç tane katliam var. Bir hukuk katliamı var. Evet. Bir hukuk katliamı var. Kendi çıkardıkları yasaları bile çiğneyerek bir alt işverenlik sözleşmesi imzalamışlar. Yasa dışı bir sözleşme imzalamışlar. Ve orada bulunması suç olan bir şirkete Türkiye Kömür İşletmesi'ni vermişler ihaleyle. Bu ihale yasa dışı. Bu ihale iptal edilecek. Yok sayılacak daha doğrusu. Ondan sonra ne olmuş? Verdikleri şirketin de teknolojisini kontrol etmemişler, denetlememişler. Ondan bekledikleri tek şey üretim. Hatta öyle bir üretim olmuş ki taahhüt edilen, ondan beklenilen üretimin 10 katından fazla üretim yapılmış. Evet. Değil mi başkan? Rakamları şimdi tam hatırlamıyorum. Çok çok üzerinde bir üretim yapılmış. Niye? AKP'nin kömür dağıtıp oy avlamasına kömür yetiştirsin. Üretim arttı diye bunlar evet haber oldu o zaman. Tabii böyle bir korkunç bir üretim şeyi, çılgınlığı. Hı. Orada işçiler çalıştırılmış kanter içinde. Bir tek teknoloji yok, bir tek yatırım yok. Sonuçta katliam. Ve bu gidiyor hükümet. Başbakanın, o zamanın başbakanı diyor ki bu fıtrattır diyor. Kaderimizde bu var. Fıtrat dediği cinayet şimdi ikinci bir cinayet olarak devam ediyor. Hatta üçüncü bir cinayet. Bir hukuk cinayeti işlediler önce. Kendi yasalarını çiğneyerek, hukuku çiğneyerek suç işlediler. Muvazaa denilen hileli bir sözleşme yaptılar. İkincisi burada bir iş cinayetidir. Üçüncüsü de bu 2831 insan sokağa atıldı. Sokağa atıldı. Bu işçiler şimdi açlar. Perişanlar. Soma'da bir tek insanın yüzü gülmüyor. Bunun sebebi sadece cinayetler değildir. Cinayetlerin çok büyük etkisi var ama orada binlerce insan sefaletle karşı karşıya kaldı, açlıkla karşı karşıya kaldı. Hükümet bunları sokağa terk etti. Kendi suçunun yarattığı sorunu çözmüyor. Seçime gidiyor. Şimdi burada ne var? Yapılması gereken ne? Bu işçiler kıdem tazminatını hak ettiler. İşten atıyorsan bunları, kıdem tazminatını vermek zorundasın. Vermiyor. İşçiler mahkemeye verdiler ve mahkemeyle almak zorunda kalacaklar. Başka ne yapması lazım? Bunlar şimdi muvazalı sözleşme dolayısıyla Türkiye Kömür İşletmesi'nin kadrolu işçisi ne kadar maaş alıyorsa, o kadar, ne kadar sosyal haklara sahipse bunlara sahip olmaları gerekiyor. Bunu saklıyor. İşçiden böyle bir hakkının olduğunu saklıyor hükümet. Bu mahkeme yoluyla ispatlanacak. Burada ölenlerin yakınları her birisi 809 bin lira tazminat alacaklar. Almaları gereken miktar bu. Gerçekte almaları gereken. Şu anda çalışan ve yaşama şansına sahip olan işçiler ise aşağı yukarı 180-200 bin liraya yakın sadece bu hileli çalışmanın tazminatını alacaklar. Geriye dönük farkını alacaklar. Bir de maaşları Türkiye Kömür İşletmesi'nin maaşı düzeyine çıkarılacak. Türkiye Kömür İşletmesi'nde yaklaşık 4 bin liraya yakın maaş alıyor işçiler. Bunlar 1300 lira alıyorlar. İkramiyeleri yok. Diğer sosyal hakları yok. Sendika, maalesef sendika da sahip çıkmıyor. Bu duruma gelmiş işçiler sokağa atılmışlar. Aç, perişanlar. Onlara sahip çıkmıyor. Cinayetler işlendiği zaman bile ortalıkta yoktu maalesef. Ve ortalık, şimdi işçiler yüzüstü bırakılmışlar. Yani hakikaten söylediği gibi bir Vatan Partisi uğraşmaya çalışıyor. Onu izliyoruz. Hı hı. Onun dışında sahipsiz kalmış işçiler.
Türkiye göz göre göre bu katliama seyirci kaldı ve bir yıl geçmiş, bu sancı devam ediyor. Ama onun daha sonrasında ne olmuş? Bu sadece Soma ile kalmamış. Ermenek katliamı oldu. Hı hı. Ermenek katliamından sonra ne oldu? Ne oldu? Şimdi ben bir gün şeyde izledim. Yani bunu inanır mısınız, ağlayarak izledim. Yani hakikaten ağlayarak izledim. Kanal D televizyonda bu ev yapan, evlerin içini döşeyen bir program var. Evet. O programın yöneticileri gittiler. O çocuğu, hani yüzme bilmiyor benim çocuğum diyen teyze vardı ya. Evet. Onun evini onlar tamir ettiler. Perişan halde evlerini gösterdiler. Perişan halde sahip çıkılmamış, yiyecek ekmekleri yok. Efendim kömür götürdüler, evlerini tamir ettiler. Yani Kanal D tabii başka bir amaçla yapıyor. Ama buna rağmen ben takdir ediyorum, helal olsun onlara. İyi yaptılar. Hükümetin ama yani buna mı kalmadı? Yapmak zorunda olduğu bu işte. İşçiler orada sahipsizler. Ermenek'te de sahipsizler. Soma'da da sahipsizler. Kozlu'da o cinayetle şeylerini yitirenlerin yakınları hala sahipsizler. Dernek kurdular. Zonguldak'ta dernek kurdular. İş cinayetlerine kurban gidenlerin yakınları hala orada bir mücadele sürdürüyorlar. Aradan kaç yıl geçti? 20 yıla yakın mı geçti? Evet. 20 yıldan fazla geçti. Yani böyle bir durum var. Bu tablo Türkiye için yüz karası bir tablodur. Bu tablonun sorumluları kamu kurumlarını satanlardır. Kamu kurumlarını çürümeye yüz tutanlardır. Ve kamu kurumlarını talan edenlerdir. Talan etmek pahasına. Buradaki asıl zihniyet şu. Aha. Yani işin asıl şeyi, mantığı şu. Bir talan zihniyeti devletin bütün kurumlarına çöreklendi. Bütün kurumlarına çöreklendi. Madenlerine girdi, belediyelerine girdi. Belediyelerde ihale verilmeyen hiçbir şey kalmadı. Her şey ihale. Devletin ihale verilmemiş hiçbir işi kalmadı. Devlet su işlerine gidiyorsunuz. Devlet su işleri diye devasa bir bina var. Ama içinde devletin yaptığı bir iş yok. Her şeyi ihaleye vermişler. Karayolları diye denilen bir kurum var. Tabii. Karayolları diye bir kurum var. Orada her şey ihaleye verilmiş. Yani çürüttüler devleti. İçini idiş ettiler. Bunun sorumluları bu zihniyettir. Bu hükümettir. Ve bu hükümetin yaptıklarını devam etmeyi taahhüt eden diğer maalesef partilerdir. Geçmişteki AKP öncesi hükümetlerdir. Ama sonuçta gelinen yer neresidir? Soma katliamıdır. Ermenek katliamıdır ve Avrupa'nın birinci sırasında olmanın yüz karalığıdır. Dünyanın üçüncü sırasında olmanın yüz karalığıdır. Bu Türk milletinin kaldıracağı bir utanç değil. Bu utancı bize vebal görenlerin bunun hesabını vermesi gerekiyor. Vermesi ve Türk milletinin bunlardan bu hesabı sorması lazım. Şimdi ben sendikaların rolünü sordum ama. Bu konu üzerinde bir iki bir şey söylemek size dönecektim. Tabii. Buyurun. Korsan çalışma. Bunun adı biliyorsunuz Rodevans'ta çalışma. Evet. Yani Rodevans'ta da var başka. Ama dedi. Buradaki Rodevans değil de buradaki tam bir şey. Alt işverenlik ilişkisi. Zaten Rodevans çalışması da alt işveren tanımına giriyor. O da öyle. İmbat'ı Rodevans diye tanımlıyorlar ama orası da dediğiniz gibi aslında bir özelleştirme ve taşeron sistemi. Ama şeyi kiralamıyor. Ruhsatı kiralamıyor. Ruhsat şeyde. Türkiye Kömür Tekrar İşletmesi'nde aynen. Devam ediyor. Sadece ihaleyle oranın işletmesini veriyor. Sahayı. Evet. Fakat bu konu Türkiye'de genel üretim alanlarının tamamında var. Evet, evet. Her tarafa sokuşturdular. Biraz önce bahsettiğiniz karayolları vesaire her alanda var, her sektörde var. Şimdi tabii Mehmet Bey'in dediği gibi İş Kanunu ikinci maddesi. Burada net söylemiş. Yani ben daha bunun kanundaki biçimini söyleyeyim. Diyor ki Türkiye'de iş hayatına diyor, sektörde diyor, uzmanlık gerektiren veya yardımcı işlerde diyor, taşeron kullanabilirsin. Yani mevzuattaki adı bunun alt işveren. Yani uzmanlık gerektiren iş olacak bu veya yardımcı hizmet olacak. Yani buradaki anlamı nedir bunun? Uzmanlık gerektiren iş, siz maden işlerinde kesinlikle bir kömür üretimini uzmanlık gerektiren iş olarak göremezsiniz. Ama bir maden işletmesinde işte bir elektrikle ilgili bir problem olur. Elektrikle ilgili bir taşeron tutabilirsiniz. Çünkü elektrik uzmanlık gerektiren bir iştir. Vesaire. Veya yardımcı hizmet nedir? Temizlik işini bir taşerona verebilirsiniz. Veya bir yemek hizmetlerini yardımcı hizmet kapsamında taşerona verirsiniz. Ama bizim yasamızda üretim ne iş yapıyorsanız yaptığınız işi kesinlikle taşerona veremezsiniz. Gelelim Türkiye'deki üretim alanlarına. Böyle mi?
Hiçbir yerde böyle değil. Yani bugün üretim alanlarına gidin, hatta bununla ilgili biliyorsunuz yıllar önce tersanede bir ölümlü iş kazaları çok yaşanıyordu. Orada ben bir raporda okumuştum. Gidiyorlar bir iş yerine, işte 900 civarında bir çalışanı var. Burada ana firmanın çalışanı sayısı 10 civarında. Yani 890 tanesi taşeron elemanı. Yani işveren orada işin tamamını taşerona vermiş. İşte 10 tane elemanı da orada çaycı, işte teknik müdürü vesaire, yani hemen etrafındaki kişilerden oluşan kısmı da kendi elemanı. Onun dışında tamamını taşerona vermiş. Türkiye'de maalesef bu taşeronlaşma yasa maddesine aykırı olarak yürüyor. Bu konuda denetimler de yapılıyor. Hatta ben duyduğum şeyler de var. Yani iş müfettişleri yaptıkları denetimlerde bu konuyu muvaza olarak kabul edip, uygunsuzluk olarak kabul edip tutanakları da geçirebiliyorlar. Geçirilen yerlerin olduğunu da duydum. Ama uygulamalarda cezası da aynı sizin dediğiniz gibi hileli çalışmaya giriyor ve muvaza sayılıyor ve işte asıl işverenin işçisi gibi kabul görüyor. Ama bu uygulamaların yapıldığını da hiçbir yerde duymadım. Karayollarında bir parantez açabilir miyiz? Buyurun, buyurun. Şimdi karayollarında şöyle bir tiyatro oynadı başbakan. Karayollarının taşeron işçileri dava açtılar. Oradaki yılında hileli ihaleyi tespit ettirdiler mahkeme kararıyla. Mahkeme dedi ki buradaki bu sözleşmeler hilelidir. Bu teknolojik sebeple uzmanlık gerektirmediği halde bu işi ihaleye vermişsin. Bu ihaleyi yok sayıyorum dedi. Karayolunun işçisi de işe girdiği tarihten itibaren o taşeron işçi karayolunun işçisidir dedi. Ve böylece de her biri işçi 100 bin liraya yakın geriye dönük fark da kazanmış oldu. Şimdi hükümet gitti. 1 Mayıs şovu yapacak. Bakın biz 1 Mayıs'ta taşeron işçilerini kadroya geçiriyoruz diyecek diye seçimler de gelmiş, işte 1-2 ay sonra seçim var. Orada bu mahkeme kararı kesinleşeli 47 ay olmuş. 47 ay boyunca işçilerin bu mahkeme kararını gasp etmişler. 47 ay boyunca uygulamıyorlar. Bir böyle bir suç var ortada. 47 aydır uygulanmayan bir karar. İkincisi 47 aydır gecikmeden dolayı da işçilerin parası erozyona uğramış. 100 bin lira alacak olan işçinin parası düşmüş 50 bin liraya, 60 bin liraya. Bununla da yetinmiyor. Diyor ki siz bu parayı tümüyle unutun. Tümüyle unutun. Ben sizi öyle kadroya geçireyim. Mahkeme vermiş bu kadroyu. Mahkeme kararı zaten var. Karara göre bunlar şey ne yapıyor burada? Bir üçüncü hile yapıyor hükümet. Orada şov yapıyor. İşçileri çağırıyor. Kendisini alkışlattırıyor. Bir üçüncü grup oluşturuyor karayollarında. Diyor ki sizi kadroya alıyorum ama sizin çalıştığınız işe emsal kadroya almıyorum. Nereye alıyorum sizi? Üçüncü gruba alıyorum. Üçüncü grup ne? Çalıştığı işe emsal düzeydeki işçinin aldığı ücretin neredeyse yarısı miktarına çalışacak bir üçüncü kategori oluşturuyor. Ve böylesine, yani hile üstüne hile, yasaları çiğneme üstüne çiğneme, mahkemenin verdiği karar bir kez daha çiğnenmiş oldu. Davutoğlu'nun o Ankara Arena Salonu'nda taşeron işçilerine yaptığı şovda mahkeme kararları bir kez daha çiğnenmiş oldu. Zaten Soma olayında zaten Sayıştay'ın da kararı var. Yani Sayıştay da bu konuda işte taşeronluk uygulamanın, yani burada yapılan rodevans uygulamanın uygunsuzluğunu zaten kayıt altına almış, kararını vermiş. Ama bu Sayıştay kararı bu Soma'da uygulanmamış. Evet. Ve taşeron uygulaması devam etmiş. Böyle bir şey de var. Yine buna ilaveten bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de tabii taşeronlaşmayla ilgili iş kanununun bir maddesi var. İşte bunu biraz önce bahsettiğim maddesi var ama bir de taşeronluk yönetmeliği var. Alt işverenlik yönetmeliği var. 2008 yılında yayınlanan bir yönetmelik bu. Fakat uygulanmayan bir yönetmelik. O yönetmelik hatta bugün... Neden uygulanmıyor? Şimdi bununla ilgili sendikalarda bu yönetmelikte bir takım bazı yerlere çekincelerini koydu. İşveren örgütleri de bu yönetmelikle ilgili bir takım çekincelerini koydu. Ve bu yönetmelik kadük diyorlar herhalde buna. Kadük olarak kaldı. Ama yönetmelik hala uygulamadı. Yani yürürlükte olan bir yönetmelik. 2008 yılında yayınlanan bir yönetmelik. Burada taşeron olmak için işte bakanlığa başvurulması gerektiği, işte herkesin taşeron olamayacağı gibi hükümler var. Yani doğru olan şeyler de var. Ama ben bugün hatta size şöyle bir örnek vereyim. Ben iş güvenliğiyle ilgili saha uygulamalarımda işte bu ilk 2008'de bu yönetmelik çıktıktan sonra
bir taşerona dedim ki işte yönetmelik çıktı. Bu yönetmelik kapsamında sen de işte git başvurunu yap. Ondan sonra senin bu iş yerindeki çalışmanı başlatalım dedik. Bakanlığa gidildi. Bakanlıkta bundan bilgisi olan böyle bir başvuru alacak kişi yok. Veya bu yönetmeliği bilen kişi de yoktu. Bunu ben bizatihi yaşadım. Dolayısıyla uygulaması da yok. Bugün kanun yapıcılar veya siyasiler bir alt işveren yönetmeliği, bir taşeron yönetmeliğini çıkaracaklarını söylüyorlar. Ama mevcut yönetmeliklerinden hiç bahsetmiyorlar. Ya benim aklıma takılan bir şey var. Programın ilk bölümünde bir dile getirdik. Biraz önce bu işin hani korsan olmasından hareketle yine bir satır geçtik. Buradan çıkan kömürün hani oy avcılığı için dağıtılması noktası. Yine çok net hatırlıyorum. Ermenek sonrası burada konuştuğumuzda bu ekranlarda yerin altını da biz çok iyi bilmiyoruz diye cümleler kurdu konunun uzmanları açısından. Şimdi hani Maden Mühendisliği Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak bunu biraz açmak istiyorum. Yani neden bilemiyoruz biz? Bugün mevcut çalışan madenler ya da daha önce çalışmış bugün atıl durumda olan ki Ermenek'te hikaye biraz böyleydi biliyorsunuz. Madenler arasından ya da açılması muhtemel rezervlere baktığımızda madenler arasından neden biz bunu kayıt altına almıyoruz? Neden bunları bilmiyoruz? Bildiğimizi söyleyebilir miyiz? Vallahi bir maden kayıt altına olarak alınıyor tabii. Türkiye'de bir gün her işletmenin işletme projesi yapılıyor. Yıllık üretim projeleri yapılıyor. MİGEM'e veriliyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne veriliyor. Bunlar yapılıyor. Bu işletme projeleri ne kadar gerçekle uyuşuyor? O konuda tabii. İşte Ermenek'te olmadığını gördük. Ermenek'te olmadığını gördük. Bir de tabii Ermenek üzerinde bir de farklı bir durum var. Ermenek'te birbirleriyle bitişik bir sürü işletme var. Hı. Yani orada havza madenciliği dediğimiz bir olay var. Dolayısıyla oradaki o aynı havzada birden fazla işletme bir arada çalışıyorlar ve üretim alanlarıyla ilgili birbirlerine bir takım riskler de yaratabiliyorlar. İşte bu son yeni maden yönetmeliğinde hani dedik ya reaktif yaklaşım, bu havza madenciliği ile ilgili bir iki madde koydular. Yani havza madenciliği, yani buradaki üretim planlamasının bir arada olması, birbirlerinden bir haberdar olmaları konusunda bir uygulama. Bu son maden işyerlerindeki yönetmelik tadilatında bununla ilgili de bir hüküm koyuldu. Yani yine o Ermenek sonrası ifade edilen cümlelerden bir tanesi bilinmemesinin, oradan çıkan kömürün kaydının, küreğinin hani istatistiğinin yapılmamasının bu tarz oy avcılığı noktasında kullanılmasından kaynaklandı. Bu Ermenek'le ilgili bir şey de ben söyleyebilir miyim Umut Bey? Şimdi buyurun. Bu madencilikte 4 ana grupta toplayabiliriz iş kazası muhtemel olabilecek şeyleri. Birincisi havalandırma, yani hava yer altına ventilatörler, aspiratörler aracılığıyla temiz hava basılması. Yani karbondioksit zehirlenmesinin önüne geçmek. İkincisi su baskını, yani Ermenek'te olan, hemen parantezini açıyorum. Ben az önce de belirttim, sondaj operatörüydüm. Biz bütün galerilerde açılan, ilerleyen ve kömür çıkarılan galerilerde ilerleme yapılırken kontrol sondajları yapılır. Bakın Ermenek'te eğer o kontrol sondajı yapılsaydı o su diyelim 5 santimetre çapında kontrol altına alınarak tahliye edilebilirdi. Bu yapılmadığı için eski ocak var orada. Sayın Başkan'ın söylediği gibi adamın o ocaktan haberi yok. Burada ilerleme yapıyor ve kod farkından dolayı tampon bölge deriz biz. O azaldıkça çatlayıp en sonunda patlatarak o çalışma yapılan ocaktaki maalesef arkadaşlarımız su altında kalarak boğularak öldüler. Evet. Bir diğer önemli madencilikte şey göçük olayıdır. Bu da çok rastlanılır. Kömürün alınması sırasında o galerinin içinde ya da pano denilen, ocak denilen yerde tahkimatın eksik veya kontrolsüz yapılması sonucu meydana gelir. Ve en önemlisi şu anda tartıştığımız şey metan patlaması, yani grizu denilen madencilikte ve çok büyük maalesef hasarlara yol açan ve insan işçi kaybına yol açan en büyük şeydir. Bu dördü önemlidir. Ermenek'le ilgili bunun için şeye girdim. Orada eğer yani ne olacak? Bir gününü harcarsın. Yani bir sondaj makinesini oraya kurup 3-4 tane kontrol sondajı yapmak 20'şer metre boyunda bir şey değildir. Ama o nedir? Üretimden bir gün geri kalmaktır. İşte bu, onu da söyleyeyim, demin not almıştım. Madencilikte üretimi zorladığınız zaman iş güvenliğini tabana indirirsiniz. Bu kaçınılmazdır. Madencilikte üretim ve
iş güvenliği, yani emniyet tedbirleri deriz biz ona, kafa kafaya gider. Siz eğer orada diyelim günlük rezervi 1000 ton çıkarılıyor, siz onu 2000 tona çıkarmışsanız bir yerlerden emniyet tedbirini aşağılara sıfırlamışsınızdır. Bunun başka çaresi yoktur. O yüzden bu kamunun yapacağı bir iş. Özel sektöre verdiğinizde bugünün karı deyip ciğerini söküp kaymağını alıp bir an önce orayı terk etmek istiyor. Oysa uyması gereken kurallara uyulmuyor. Denetimleri yapılmıyor devlet tarafından. Ondan sonra da bu tür kaza değil, bunlar katliamdır. Bir kere daha altını çizelim. Evet. İş cinayetidir. Kesinlikle ve kesinlikle kaza değildir. Bunlar önlenebilir durumlardır. O insanlarımızın haklarını sonuna kadar arayacağız. Onu da buradan belirtelim. Üretim zorlamasının rakamlarını da söyleyeyim ben size. Yani buyurun. Soma'da 1,5 milyon ton TK'yla yapılan sözleşme. Bu adamlar 3 milyon 800 bin. Nasıl çıkaracak 3,800'e? 3,800 bin ton çıkardı. Neredeyse ilk katına yani değil mi? Yaklaşık o zaman fazla. İşte iş tedbirlerini, güvenliği tabana aldılar. Gelen sorular var. Ben buyurun, bunları da biraz mi aktarmak istiyorum izleyicilerimiz. Adıyaman'dan Abuzer Gönder, bir inşaat işlerinde çoğunlukla sigortasız işçi çalıştırıyorlar. Hiçbir sosyal hakları yok demiş. İki, eğer AKP'ye oy vermezseniz işten çıkarılacaksınız ve sosyal haklar verilmeyecek deniyor. Üç, halkın içine girip sorunları dinlerseniz daha iyi olur demiş. Mesajı böyle. Uşak'tan bir izleyicimiz size soruyor efendim. İş sağlığı güvenliğindeki iş sağlığı güvenliği uzmanları maaşlarını nereden alıyor? İş sağlığı güvenliği yasasını açık ve net bir şekilde dile getirebilirler mi diye sormuş. Hani bu işin, hani bu yapılan işlerin denetlenmesi noktasında, değil mi? Bu soru biraz anlam kazanıyor. Ne diyeceksiniz? Bu iş güvenliği uzmanları ayrı bir konu. Zaten bu konuda başlı başına biraz denetimle mi karıştırdı gereken, acaba? Tartışılması gereken bir konu. Tabii Türkiye'de iş güvenliği uzmanlığı denen bir olgu var. İşte iş yerlerinde çalışan sayısına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı bulundurmanız gerekiyor. Şimdi iş güvenliği uzmanları parasını nereden alıyor derseniz, parasını devletten almıyor. İşverenden alıyor. Bir defa onu peşinden söyleyeyim. Bu da tartışılan bir konu. Bir iş güvenliği uzmanı denetlediği bir iş yerinde iş yerinden maaş alırsa ne kadar objektif olabilir? Tartışılan konulardan bir tanesi. Şimdi iş güvenliği uzmanları konusu, isterseniz biraz gireyim o konuya da. Şimdi Türkiye'de iş güvenliği uzmanı sayısı aynı rekorumuz orada da var. 2011 yılında iş güvenliği uzmanı sayısı 1171'di. Bir gün ne kadar tahmin edin? 10 katı oldu mu efendim? 11 bin kişi var mı? Yok, hayır daha efendim, yani 150 bin civarında. Evet. Evet, yani 2011'de 1171 olan iş güvenliği uzman sayısını biz 2015'te 4 yılda 150 bine çıkardık. Muhtemelen bu sene sonuna doğru da 200 bini falan bulur. Çünkü çok sayıda da özel üniversitelerde, özellikle mesela bu Atatürk Üniversitesi'nde iş güvenliği uzaktan eğitim, iş güvenliği bölümleri açıldı. Uzaktan eğitim, yani hiç gitmeden sadece televizyondan bakarak. Buradaki reytingi neye bağlıyorsunuz? Niye bu kadar insanlar iş güvenliği uzmanı oluyorlar ya da böyle önleri açıyor? Tabii bir iş alanı olarak doğdu. İş güvenliği uzmanlığı esasında başlangıçta bir teknik alan olarak başladı. Mühendislerin yer aldığı bir alandı. 2003'teki çıkan yasa için söylüyorum. Günümüzde bu iş güvenliği uzmanlığı olma koşulları veya iş güvenliği olabilecek meslek alanlarında sayı gittikçe arttı. İşte bunun içinde tüm mühendislik alanları var. Daha önce mühendislik alanlarının belli olanları, yani belli bir bölümü vardı. Şimdi günümüzde tüm mühendislik alanları var. Teknik öğretmenleri var. 2 yıllık iş güvenliği bölümü mezunları var. Biyologlar var. Bugün bu grup mezunlar için ciddi bir iş alanı oldu. Şimdi bunu sevinelim mi, üzülelim mi? Bu kadar iş güvenliği uzmanımız var. Hani iş güvenliği oluyor mu? İş sağlığı yerine geliyor mu yoksa gelmiyor mu? Bir de böyle bakmak lazım. Onu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de bu kadar iş güvenliği uzmanı var ama nitelikli mi? Nitelik konusunda şüphelerimiz var. Daha doğrusu uygulamada da bunun olumsuz yönlerini görüyoruz. Hocam şimdi, bu şeye benziyor, affedersiniz. Buyurun. Yani bir yanda hükümet sürekli bir bataklık üretiyor. Bir bataklık üretiyor. Bir de şimdi iş güvenliği uzmanları diye sinek avlayıcıları görevlendirmiş. Bu avlayıcıların sayısını çoğaltıyor ama bu avlayıcıların sayısı çıkan, üretilen bataklığınla aynı orantıda değil. Bu bir. İkincisi,
Eğer bataklığı kesmedikten sonra sen oradaki sivrisinekleri yakalamak için istediğin kadar görevli tespit et. Yani taşeron sistemini engellemeden, durdurmadan, kaldırmadan, ben kendi olanaklarımla yapacağım işi ihaleye vermiyorum kardeşim, bu kamu eliyle yapılacaktır demeden, bunu demedikten sonra istediğin kadar, şimdi 120 bin mi var? Bu 500 bin olsun, yine iş cinayetleri olur. Bakan açıklaması, yine bakanın açıklaması 370 bin sanıyorum. 370 evet. bin iş güvenliği uzmanı ihtiyacımız var. İhtiyaç var diyor. Şimdi tabii bu iş güvenliği uzmanları, size bir örnek daha ben sistemi sorgulayalım diyoruz da, şimdi burada iş güvenliği uzmanlığı da sistemin bir parçası. Bunu da sorgulamak lazım. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Çok tehlikeli grup iş yerlerinde, yani maden, inşaat gibi yerlerde A sınıf iş güvenliği uzmanı görev alabiliyor. Şimdi bu 1171'den nasıl bir anda pardon 1171'den nasıl bir anda bu 150 bin oldu? Bununla ilgili işte geçen sene bir yönetmelik yayınladılar. Dediler ki işte prim gün sayısı işte 3500 olan, 3000 olan kişiler başvursunlar. Bir sınav yapalım, bunlara da belge verelim dediler. Ve bir gün o yönetmelik, o kanun hükmüyle, o şeyle, mevzuat maddesiyle sınav açıldı. Tabii 3000 prim gün üzerinde bir sürü insan var, arkadaşımız var. Bunlar girdiler. Daha önce hiç bu 3000 prim gününde de bu kişilerin iş güvenliğe ilgili çalıştıklarını sorgulamıyor bu arada devlet. Yani diyor ki o iş alanında, sen ne iş sahada yapıyorsan yap diyor. Ve bu kişiler 3000 prim günü olan vatandaş girdi, kazandı ve bir gün bir anda iş güvenliği uzmanı sayıları bir anda pik yaptı. Şimdi ben daha basit bir farklı bir şey anlatayım. Şimdi ben bu iş güvenliği uzmanı olmak için bir 180 saat eğitim alınıyor. Ondan sonra sınava giriliyor. Bu eğitimleri üniversiteler ve özel eğitim kurumları veriyor. Ben de o kurumlarda ve üniversitelerde ders de veriyorum. Şimdi orada bu arkadaşlar geldiler. Önce C belgesini alıyorlar. Yani 180 saatlik eğitim aldıktan sonra sınava giriyorlar. C belgesini alıyorlar. Ondan sonra 3 yıl çalıştıktan sonra normalde B'ye geçmesi gerekiyor. Ondan sonra 4 yıl çalıştıktan sonra da A'ya geçmesi. Prosedür bu. Fakat ne oldu? C olan arkadaşlar bu yönetmeliğin yayınlamasıyla beraber 3000 prim günü olduğu için hemen bir başvuru yaptılar. A sınavına girdiler, kazandılar ve aldılar. Şimdi ben size bir örnek anlatayım. Geçtiğimiz bir sempozyumda bir hocamız anlattı bunu. İzmir'den bir hocamız anlattı. Öğrenciyim dedi. İş güvenliği uzmanı olmak için kursa geldi, ders aldı. Sonra C grubu uzmanı oldu. Bu arkadaşımız dedi, tekstille ilgili bir konuda çalışıyor. Tekstil öğretmeni bir arkadaşımızmış bu. Ondan sonra C grubu belgesini aldı. Arkasından 3 ay sonra bana geldi. İşte hocam ben yükselme sınavına girdim, A oldum. Şu an bir taş ocağında çalışıyorum iş güvenliği uzmanı olarak. Ne yapmam gerekiyor diye soru sordu dedi. Yani sistem, işte sistemin açmazı, sistemin ne olduğunu işte burada net olarak görüyoruz. Yani bir gün de bu anlamda ortaya siz bu maden işletmesinde Soma'da da bu arkadaşlar görev alabilirdi. İnşaatta da görev alabilirdi. Tersanede de görev alabilirdi. Soma'dan, Kınık'tan, Ermenek'ten yorumlar, sorular gelmiş. Onları paylaşmak istiyorum. Ergin Karabay da İstanbul'dan, onu Sayın Akkaya size mi sorayım? Tam yani biraz teknik bir konu, uzmanlık isteyen, kimyasal atık, kuyumcuların geri dönüşüm atık sularında çalışıyorum, benim yıpranma hakkım var mı diye. Biraz hani teknik bir konu, çalışmaya belki Ali Tezel'in yanıtlayabileceği bir şey. Ya bu konuda bilginiz varsa paylaşın lütfen. Meslek hastalığı yönüyle onu değerlendirmek lazım. Yani benim yıpranma hakkım var mı diyor. Şöyle o, şimdi ağır ve tehlikeli işler tüzüğü diye bir tüzük var. Oradan bakmak lazım. İş mevzuatları oraya giriyoruz. Eğer o kapsama giriyorsa bu arkadaşımızın çalıştığı iş yeri, ağır ve tehlikeli işler statüsünde değerlendiriliyorsa onların toplam sigortalılık süresinde bir indirim var. Anladım. Emeklilikleri daha erken zamanda yıpranma olabiliyor. Hakkı olabiliyor. Tabii, yıpranma payı denilen. Yani ona baktırsın. Bu o tüzük kapsamındaki iş yerleri arasında mıdır, değil midir? Tabii oradaki maruziyetler çok önemli. Yani ne kadar bir kimyasala maruz kalıyor. Burada tabii o tüzüğe de girebilmek biraz kolay olmuyor dediğiniz gibi. Hayır, şimdi ağır ve tehlikeli işler tüzüğü kalktı, yönetmelik kalktı. Burada artık çok tehlikeli mevzuatı var. Bu kapsamda da daha çok dediğim gibi meslek hastalıkları boyutuyla bunu değerlendirmek lazım. Şimdi İzmir Kınık'tan ismini vermeyen bir maden işçimiz, hani numarası falan bizde mevcut, şöyle demiş. Buradaki madenlere işçi alınıyor. Fakat Alevi kesimden işçi almıyorlar. Alsalar da torpilli kişileri alıyorlar demiş. Böyle bir katkı sundu. Böyle bir yorum. Ben ona biraz şey yapayım mı isterseniz? Biliyor musunuz bunu? Şimdi şöyle bir durum var.
Ermenek'te Soma'dan da iki mesaj var. Bu iki mesajı da okuyayım tabii, lütfen. Son tura geçmiş oluruz zaten süre açısından. Tamam. Çözüme ilişkin önerilerinizi almak istiyorum. Ermenek'ten Hüseyin Ceylan, patronlar aldığımız maaşlardan 500 lirasını geri istiyor. Bu konuda sesimizi duyurmak istiyoruz. Vermezsek işten çıkarılacağımızı söylüyorlar diyor. Ermenek'ten yine bir maden işçisi. Ve Soma'dan Ali Atilla Çiçek, özür diliyorum. Dar Kale Uyar Madencilik'te 8 yıl çalıştım diyor. Bu çalıştığım Ocak Devlet Rövedansı'ydı sanırım. Doğru telaffuz. Evet. TK'ye bağlı. Patron TK'ye 4000 lira para koydu. Biz bu paraya tedbir koydurduk. Maaşlarımız bile içeride kaldı. Bu parayı alabilir miyiz diye bir başka soru da Soma'dan gelmiş. Bunlar gelen yorum ve sorulardı. Mehmet Bey, sizden başlayalım. Bu son tura geçerken sorumuzda genel anlamda çözüme ilişkin önerileriniz, yorumlarınız olsun. Evet. Özelleşme dedik, sistem sorunu dedik, iş güvenliği dedik, yaşam odaları dedik. Böyle bir son tura geçiş olsun. Mehmet Bey, buyurun. Tamam. Şimdi taşeronluk şöyle. Yani bu arkadaşımız hani diyor ya, bizim maaşımızdan 500 lirasını işveren geri istiyor. Bu haraç. Hı hı. Yani bu istisna mı? Değil. Yani benim de buna dair çok sayıda yerde duyduklarım var, bildiklerim var. Hı hı. Şöyle bir sistem uygulanıyor. Şimdi dün Lüleburgaz'daydım. Orada bir milletvekili adayı arkadaşımız anlattı. AKP kanalıyla iş yerine girmiş bir taşeron şirketine. Fakat işe girebilmek için 30 bin lira bedel ödemek durumunda kalmış. 30 bin lira istemişler. Başka bir örnek, ben bizzat tanık oldum. Kütahya'da Tavşanlı'da bir grup işçi arkadaşıyla konuşuyoruz. Orada dediler ki biz her iki yılda bir, bunlar kamu termik santralin işçileriydi. O zaman satılmamıştı hala. Yani kadroya geçiyor. 30 bin lirayı sonrasında amorti ediyor değil mi? Bunun hesabıyla giriyor 30 bin lirayı. Hayır, taşeron işçi olabilmek Taşeron işçiliğe girebilmek için 30 bin lira AKP yatırım. İl başkanlarına 30 bin lira rüşvet vermek zorunda kaldığını söylüyor bu işçi. Çok ciddi bir şey. Bu benim bir başkası aracılığıyla duyduğum. Bir de bizzat benim işçilerin ağzından duyduğum çok sayıda örnek var. Bir tanesini anlatayım. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki termik santralin işçileri. O zaman henüz satılmamışken anlatıyor işçiler. Diyor ki bizim taşeron işçiler bunlar. Termik santralin taşeron işçileri ve kamuda. Bizim diyor her iki yılda bir iş akdimize son veriyorlar. Ve bize kıdem tazminatı ödüyorlar. Yani normalde taşeron işçilerinde kıdem tazminatı vardır. Fakat bizimle sözleşmeyi yenilemek için, yenileyebilmek için bize verdikleri kıdem tazminatının yarısına yakınını rüşvet olarak istiyorlar diyorlar. Kim istiyor bunu? Kurumun yöneticileri istiyormuş. Personel yöneticileri vesaire. Peki bu kaç kişi dedim bu duruma maruz kaldı? O santral, ben sadece o santralde yaşandığını sanıyordum. Hı hı. Arkadaşların çeşitli iş kollarından işçiler vardı. Sağlık sektöründen, madencilikten, enerji sektöründen işçiler vardı. Oradaki işçilerin yani bir 60 civarında işçi yarısına yakını el kaldırdılar. Dediler ki biz de bizzat böyle şeyler yaşıyoruz. Yani bir şöyle bir tezgah var. Bir, bu taşeron şirketlerde işe girebilmek için AKP örgütlerine rüşvet vermek zorundasınız. AKP örgütlerinin tezgahından geçmeyen taşeron şirketlerde iş bulamıyor. Bu bir. İkincisi, bu oradaki işçi her yıl sözleşmeleri yenileniyor. Tekrar o sözleşmesi bitince tekrar çalışabilmek için AKP yanlısı görünmek zorunda kalıyor. Değilse bile. Bunlar, bu görünmek zorunda kalanların arasında başka partilerin ilçe başkanlarını bile gördüm. İlçe başkanı taşeron işçisi olarak çalışıyor ama diyor ben burada ilçe başkanı olarak bulunamıyorum diyor. O ilçedeki başkanlığım diyor ancak yani biraz böyle idareten duruyor diyor. Oyumu da diyor AKP'ye vermek zorunda kalıyorum diyor. Bunu bizim parti yöneticileri duymasın diyor. Aynen böyle. Böylesine bir hazin bir olay. Tayyip Erdoğan'ın mitinglerini hatırlayalım, başbakanlık mitinglerini. Orada hep baretli gruplar halinde işçileri görürdük. Soma'dan gruplar halinde yüzlerce işçi oraya götürülür. Falanca yerden yüzlerce taşeron işçi götürülür. Bu mitinglerin malzemesi yapılır bu işçiler. Gitmek zorunda. Gitmezse eğer işine son veriliyor.
bir daha başka bir yerde iş bulma şansı olmuyor. Neden? Bulunamıyor. Çünkü kamuda yatırım yapılmamış, yeni bir iş sahası açılmamış, ancak o taşerondan bu taşerona girme şansı var. Ama taşeron şirketlerinin tamamı devlet eliyle ve belediyelerin büyük bir kısmı eliyle AKP'nin kontrolünde. Başka partilerde nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde olduğu belediyelerdeki taşeron işçilerde farklı mı? CHP'li olmasalar bile CHP'li görünmek zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde iş aktiflerine son veriliyor. MHP'li belediyelerde bu böyle. Daha ilginç bir şey anlatayım. O kadar taşeronluğu seviyorlar ki bu partiler. Van'ın Erciş Belediyesi'nde bir hazin olay yaşandı. Yerel seçimler... Hangi partide efendim belediye? BDP. Yani HDP. Şu andaki HDP. HDP. Belediye seçimlerinden hemen sonra, geçtiğimiz son seçimlerden hemen sonra bu BDP belediyelerinde eş başkanlar yönetiyor. Hı hı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına aykırı bir yönetim var orada. İki tane belediye başkanı var. Buradan Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Bu belediyelerde eş başkanlar var. İnternet sitelerine girin. O belediyelerin, HDP'nin belediyelerine internet sitelerine girin. Bir seçilmiş belediye başkanı vardır. Yasal olarak sandıktan çıkmış. Oy pusulasında ismi yazan. Yazan belediye başkanı vardır. Bir de internet sitesinde eş başkan, belediyenin eş başkanı diye ilan edilen bir başka kişi vardır. Bütün HDP belediyelerinde bunu görürsünüz. Taşeronluğa bağlarsa. Suç. Burada ne yaptı? Erciş Belediyesi gelir gelmez 172 tane kadrolu işçinin işine son verdiler. Neden? Diyor ki biz diyor bu işleri alt işverene vereceğiz. Taşeronla çalıştıracağız artık bu işçileri. Yani bu hizmetleri taşeronla vereceğiz. Dolayısıyla eğer çalışmak istiyorsanız taşeron şirkete başvurabilirsiniz. Bu işçiler kadroluydu, sendikalıydı. Bunları işten atıyor. Eğer diyor istiyorsan taşerona gideceksin. Taşeron da BDP'nin kontrolündeki taşeronlar. Onların ihale vermesi için BDP yanlısı olmanız lazım ya da HDP yanlısı olmanız lazım. Yani bütün, AKP'den, CHP'den, MHP'den bütün Türkiye'yi haraca bağlamışlar. Haraca bağlamışlar. Fakat şimdi seçim bildirgelerinde hepsi taşeronluğu kaldıracağız diyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Ama şöyle bir matematik var. Taşeronluğu kaldırabilmek için bir parti eğer gerçekten taşeronluğu kaldırmak istiyorsa ne yapması lazım? Şunu demesi lazım. Ben Türkiye'de ekonominin artık kamu eliyle yürütülmesini savunuyorum. Bu bir. İki, kamunun ya da belediyelerin kendi olanaklarıyla yapacağı işleri ihaleye vermeyeceğim. Bu iki. Belki kâr etmeyeceğim, zarar edeceğim ama devlet olarak, kamu olarak ben yapacağım. Tabii. Bunlar kâr edilmeyecek işler değil. Hepsinden kâr ediyorlardı. Hepsinden bugüne kadar korkunç kârlar edildi. Devlet hep bunların sırtında büyüdü. Ve özel sektörü bunlar besledi zaten. Üçüncüsü ne? Kendi üretim alanında eğer yeteneğim yoksa bir alanda, o alanda üretimi ve faaliyet alanımı genişleteceğim. Prensip olarak ihaleciliğe karşıyım diye ilan etmeleri lazım. Seçim bildirgelerinde bunu görmüyoruz. Tam tersine piyasa ekonomisini savunuyorlar. Devletin ekonomiden çekilmesini savunuyorlar. Sadece diyorlar devlet ekonomide yol gösterici ve denetleyici olacak. O zaman nasıl kaldıracaksın taşeron sistemini? Koskoca bir gözlük boyama. Şimdi bir tiyatro oynanıyor. Neden? Neden? Çünkü taşeron işçilerinin oyları çok ciddi bir noktaya geldi. 4 milyona yakın bir taşeron işçi var. Aileleriyle 8 milyon eder. 8 milyon kitlenin oyunu alan iktidar olacak neredeyse. Bunların oyuna talip olan taşeron sistemini kaldıracağım demek zorunda. Ama kaldıracak mı? Koskoca bir yalan. Koskoca bir tiyatro oynanıyor. Ve bu tiyatro hem de böylesine yağmaların, böylesine talanın olduğu yerler üzerinde oynanıyor. Çok net ifade ettiniz. Son cümle evet. Belki şu olsun. Diğer arkadaşlarımız da konuşacaklar. Şimdi bazı belediyelerde büyük kavgalar duyuyoruz. Basına yansıyan kavgalar. Hatta araya mafyanın girdiği kavgalar duyuyoruz. Değil mi? Yani evet. Geçtiğimiz dönemde bazı belediyelerin adı geçti. Nedir bu kavgalar? Vatan millet aşkı mı? Bu rantın kavgası. Efendim o belediyenin halka daha iyi hizmet götürmesi uğruna bir tartışma mı? Yurttaşlarımız bunu oturup düşünsünler. Mafyayı araya sokacak, insan öldürme tehditleri yapacak derecede oradaki mesele nedir? Korkunç bir talan var, korkunç bir yağma var. Kamuda ve bütün belediyelerde ve özel sektörde de böyle. Ve bu taşeron işçilerimiz de bu yağmanın en altındaki
o cehennemlerde aç bilaç çalışan sahipsiz işçiler olarak maalesef orada bu soygun evet sisteminin kurbanları olarak kurbanları çalışıyorlar. Evet. Esasında taşeronluğu kaldıracağım ifadesi de bence yanlış. Mevzuatı uygulayacağım deseler yeterli. Yani mevzuatta zaten taşeronluk denen şeyin zaten sınırı belli. O da evet, o da hukuki tarafı. Peki Sayın Oğuz, ne yapılmalı? Yani iyiliş edilen, çürütülen, özelleştirmelerle, taşeronlaşmayla bugün geldiğimiz noktadan hani çıkışa yönelik yıllarca bunun mücadelesini verdiniz. Evet. Sendikalı olarak o 89 bahar eylemlerinde en önündeydim dediniz. Rahmetli evet Denizler'le birlikte tecrübeyle vaki. Siz çözümü nerede görüyorsunuz? Yani Türkiye bu sistemden, hani Soma katliamından, Soma'daki faciadan yola çıktık ama çok genel anlamda taşeron hani sisteme vurgu yaptık. Çözüm nereden geçiyor? Öncelikle şunun altını çizelim Umut Bey. Şimdi, az zamanım kaldı, onu söyleyeyim yalnız. Tamam. Sizden sonra Sayın Erdem'e de söz vereceğim. Tamam. Buyurun. Ben çok kısaca toparlamaya çalışacağım. Şimdi ben aynı zamanda İstanbul İşçi Derneği üyesiyim. Hı hı. Aynı zamanda da Vatan Partisi yöneticisiyim. Şurada seçimlere de 25 gün kaldı. Şimdi öncelikle bütün çalışanlara, emekçilere önerimiz şudur. Bütün partilerin alsınlar programlarını incelesinler. Siz de taşeron sistemini kaldıracağım diyor musunuz? Tabii. Vatan Partisi'nde taşeron sistemini cehenneme gömeceğiz diye. Akkaya'nın ifade ettiği gibi altı boş mu? Nasıl dolduruyorsunuz? Taşeron sistemini cehenneme gömeceğiz diyoruz. Çünkü Vatan Partisi iktidarında bir sigortasız tek bir işçi çalışmayacak. Yasaya koyacağız bunu. Böyle bir yağma yok. Yani bir tek şunu yapılsa, hı hı, sendikasız ve sigortasız işçi çalıştırmak anayasal suçtur. Bitti. Şurada konuştuğumuz sorunların aşağı yukarı %70-75'i bir kere kökünden halloluyor. Sigortasız. Evet, evet. Daha sonrakileri de zaten emekten, halktan yana bir üretim ekonomisini uygulayacağını Vatan Partisi bütün programına koymuş. Hı hı. Bunun çalışmalarını şimdiden bilim insanlarıyla, üniversitelerle bunun çalışmalarını yürütüyor. Burada benim emekçilerin, işçilerin, taşeron işçilerin, özellikle bugün onu tartışıyoruz ve maden işçilerimizin özellikle bütün üşenmesinler, alıp incelesinler. Çünkü gelecek bizim hayatımızdır. Vatan Partisi'nin programını da mutlaka alıp incelesinler. Neyi nasıl yapacağını burada 3 dakikada anlatamayız tabii ki. Tabii ki. Çok dar bir zaman. Ama orada detaylarına varıncaya kadar Sayın Yıldırım Koç hocamız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Yıldırım hocamızın hazırladığı, bizim de katkıda bulunduğumuz, Sayın Mehmet Akkaya'nın da katkıda bulunduğu, sendikaların katkıda bulunduğu işçilerin sorunlarını ele alan ve çözümlerinin nasıl yapılacağını tek tek maddeler halinde sıralanmış vaziyette. Bunu göz ardı etmeyeceğiz ve üretimden yana bir ekonomi kurulacağı için Türkiye'de bu işçi sorunlarının, mesela demin az önce soruldu, İşte taşeron sistemine geçiyor, nasıl geçecekler? Ya taşerona veriyorsun parayı. Taşeron dediğinle ben sizi ulusal kanalda çalıştırıyorum. İşe Turan Özlü değil de dışarıda bir büro açtırıyorum birisine. Umut Bey gidin oraya başvurun. Ben, siz maaşınızı oradan alacaksınız. Ekstradan ben o adama da bir para vereceğim. Ya da senin maaşını, sizin maaşınızı düşük tutacak. Sizin sırtınızdan belirli bir para kazanacak. Taşeron sistemi dediğiniz bu. Yani belediyeler bugün diyorlar taşeronlaştırmaya, maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde de aynı. Hiç sokmamaları lazım. Emekten yana bahsediyorsak, emek en yüce değerdir diyorsak, hemen toparlıyorum, son sözümü söylüyorum. Bütün vatandaşlarımızın bu siyasi partilerin programlarını inceleyerek, iyice tartarak oy vermelerini bir Vatan Partisi yöneticisi olarak... Yeni Somalar yaşanmasın, yaşanmasın diyoruz. Evet Sayın Erdim, son sözü size veriyorum. Şimdi Engin Kurşuncu, Soma'daki madencilik, biz madenci olmaktan gocunmuyoruz. Bize sağlıklı, bize güvenli bir maden ocağı sağlasalar biz maden yine çıkartırız, çalışırız. Siz çözümü nerede görüyorsunuz? Çözümü şimdi, hani uzmanlık alanınızla birlikte baktığınızda çözüm nereden tabii geçiyor? Çözümün, yeni Somalar yaşanmaması tabii, için. Çözümün bir devlet ayağında yapılması gerekenler var. Bir de çalışma hayatında yapılması gerekenler var. Zaten bizim iş güvenliği 3 ayaklı bir şey. Bu 3 ayağın bir tanesi devlet, diğer ikisi de işçi ve işveren kesimi. Şimdi devletin yapması gereken bir defa sistemi kurmak. İşte, bu programın başında söyledik. Sistem, evet. İşte biraz önce
şeyden de bahsettik. İş güvenliği uzmanlarının ne durumda olduğundan da bahsettik. Bir gün işte bir o örnek verdiğim o arkadaş, tekstilci arkadaşımız bir gün Soma'da görev yapmış olsaydı şu an içeride olacaktı. Evet. Böyle bir sistem kurulmuş. Bu sistemin bir defa yeniden organize edilmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Bu kadar değişen bir mevzuat, işte yine programın başında söyledik, sürekli mevzuat, sürekli mevzuat, sürekli mevzuat. Hatta bir gün bir toplantıdaydık, orada bir hukukçu hocamız söyledi. İngiltere'de yasalar kaplumbağasıyla yapılmış, iyi olması için. Veya iyi yasalar kaplumbağasıyla yapılmış. Türkiye'de yasalar jet hızıyla çıkıyor. İşte bir gün bahsettiğim biraz önce iki tane kanun, 50'nin üzerinde yönetmelik. Şu son 4 ayda 4 tane mevzuatın yeniden tahlili. Yani jet hızıyla mevzuat yapıyoruz. Ve ondan sonra da sürekli bunları oynuyoruz. Bir defa bu sistemin yeniden revize edilmesi gerekir. Hı hı. İkinci devlet ayağında ikinci yapılması gereken denetimlerin ve denetim sonrası verilen cezaların caydırıcılığı. Türkiye'de bu da ciddi bir sorun. Türkiye'de bir gün denetim konusunda çok zayıfız. Ben size bir gün gene bir toplantıda bir müfettiş arkadaşım. Yönetmenim çok az, yani bir şey söyleyeceğim. Bir şey kaldı diyor. 1071 tane müfettiş varmış Türkiye'de şu an. Bütün Türkiye'deki iş yerlerini denetleyecek. Hatta bende bir veri var. Türkiye'de bir müfettiş başına 8666 iş yeri düşüyor, 67.000 de işçi düşüyor. Böyle bir denetim ayarıyla da ne kadar denetim bir müfettiş için? Bir müfettiş için. Bu ciddi bir sorun. Onun dışında bir de saha açısından yapılması gerekenler var. Saha açısından yapılması gereken tabii bilinç artırılması, özellikle iş güvenliğinin projelerde yer alması. Bu bence çok önemli. Yani bir gün sendikaların buna katkı vermesi. Daha bunu sayabiliriz gene birkaç örnek ama acele ediyorsunuz. Sonuna geldik. Ben burada bitiriyorum. Peki, ben çok teşekkür ederim anlayışınız için. Gelen yorumlar vardı. Birçoğunu aktar. Songül Ergüven, Sayın Fatma Türkçen ve Delice Zeytin Rumuzu'yla, o da demiş ki dolu dolu bir program oldu. Gerçekten öyle oldu. Bu süre belki yetmedi ama emin olun bu kadar bir program olsa yine yetmezdi. Evet. Ben birçok şeye birlikte değinebildiğimizi, bir nebze olsun aydınlatabildiğimizi düşünüyorum. Oldukça güzel tepkiler de geldi. Kınık'ta, Ermenek'te, Soma'da izlendik. Katılan izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de tek tek çok sağ olun efendim. Biz katılıp katkıda bulundunuz. Güzel program oldu. Haftaya başka bir konu ve konuklarla tekrar görüşmek üzere efendim. Konuşa konuşa bu akşam kapatıyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu olun.